Yeah. Check it out. Selamlar arkadaşlar. Üçüncü güne hoş geldiniz. Üçüncü günde hemen çok şükür ki %10 çıktı ama olsun. %10'luk bir eğitim buff'ımız var. Krallık buff'ımız şimdi açıldı. Az önce açılmadı mı? Açılmadı mı? Henüz açılmamış mı? Açılmış. Nerede lan, ben bildirimi niye görmüyorum? Sistem. Ya neyse, PC versiyonun saçmalığıdır yüksek ihtimalle. Buff az önce açıldı, şuradan göstereyim bari. 4 saatimiz var. Şimdi Shibez pushlayacak. Bu arkadaş, sıralamayı göstereyim hemen. Sıralama şu anda bu şekilde arkadaşlar. 10. sıra 7 milyon kadar güç basmış. Sıralama şu anda bu şekilde. Biz önce 1 saat Shibez'de kalacak. Shibez nerede açıkçası? 5.244.000 10 milyon güç basacağını söyledi bugünlük. Yarın tabi devam edecektir yine kendisi sonradan. Şöyle. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapacağız? 1 saat o basacak. Ondan sonra ben basacağım. Daha önce söylediğim gibi T4'lerin hepsini T5'e çevireceğim. Buradan bir, yani bugün benim hedefim bir 12-13 milyon güç basmak. Çünkü yarın kıyametin kopacağı, yok yarın kıyamet kopacak demeyeyim de yarın burası çok değişecek. Bizim krallıktaki balinalar değiştirecek, Teddy değiştirecek, Julio değiştirecek, bayağı değiştirecek. Yani burada yarın bayağı bir şey olacak. Bir şey söylemeyeyim. Biliyorum aslında ne olduğunu da. Siz de meraklanın biraz. Yarını da bekleyin. Yarın yüksek ihtimalle canlı yayında olacağız arkadaşlar. Ufak bir ön bilgi vereyim dedim. Altın sandıklarımız yine. Yine iki kere patladı ittifak hazinesi. Şaşmaz. Dün üçüncü kez patlamıştı bu arada ittifak hazinesi. Altın sandığımız, 19 tane altın sandığımız var bugün. Bugün biliyorsunuz yükleme etkinliğinin de son günü olduğu için bugün daha fazla abandılar. Daha da gelecektir. 3-4 tane daha gelir. Bunları da videonun sonuna doğru açacağım. Hadi bakalım. Görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar, şu anda 1 saat kadar bendeydi Dük. Bu 1 saat süre içerisinde elimdeki 880K'lık T4'ün bir 800, işte 700K'sını falan çevirdim. Ondan sonra biraz rezerv kullanıp, çünkü güç biraz arttırmak istedim, farkı göstermek istedim. Bir sanırım 200K'da direkt T5 bastım. Şu anki durum bu. Bu kadar askerim var şu anda. Sıralamanın durumu da şu anda bu şekilde. Shibez de şu anda Shibez basmaya devam ediyor. Birazdan ondan sonra tekrar bana geçecek. Süvarilere geçeceğim. Süvari T4'leri T5'e çevirmeye geçeceğim. Sonra işte bakalım videonun sonuna doğru ne kadar olur gücümüz. Yani benim tahminim bir 28'i 29'u görmek istiyorum. Yalnız yapabilir miyim? Zaman buna el verir mi? Emin değilim. Artık gidebildiğimiz kadar. Evet arkadaşlar, bıçaklar çekildi. Bu videonun başlığı da büyük ihtimalle, başlığı değil de küçük resmi yaparım. Küçük resme bunu yazacağım. Bıçaklar çekildi yazacağım. Çünkü sıralama şu anda, yani ben en azından bıçağımı çektim. 29 milyon 239'da bıraktım. Ama şöyle de bir şey var. Shibez pushladı, burada bıraktı. Bilinçli olarak az bir şey beni geçti. O da bir kısım, o da bastı. Yani onun da daha arttıracak gücü var. Bunların hiçbirisini şimdi söylemiyorum. Çünkü olası bir hainlikle, yani yaptığım herhangi bir videonun kimseye zarar vermesini istemiyorum. Tutar bir Türk arkadaş gider der ki, bak bu kadar güç basacakmış, bak bu kadar güç basacakmış. Olabilir. Bu oyunda Türklerden korkacaksın. Açıkçası ben korkuyorum. Her neyse, şu an gelinen son nokta bu arkadaşlar. 29.239.000 puanla bıraktım ben. Yarın, dediğim gibi, yarın kıyamet kopacak. Nedenini yarın anlarsınız. Merak edersiniz de umarım yayına gelirsiniz. Yayın biraz geç saatte olacak ama okullar kapandı. Sonuçta gerçi yarın işbaşı. Of. Neyse ya, ben yine de canlı yayın yapacağım. Artık sonradan izlersiniz yarının videosunu. Şu an 10. sıra 7.826.000'de ama yarın bıçakların çekileceğini, kıyametin
geleceğini bildiğim için dedim ki ben burada biraz basmalıyım. Çünkü yarın aynı zamanda vali var. Bizim valimiz sınırlı olacak. O yüzden orayı da çok yıpratmak istemiyorum ama elbette basmam gerekirse orayı da yıpratırım. Buna bir kimsenin bir laf diyeceğini zannetmiyorum açıkçası. Her neyse, şu an ne yaptık biz? Şu an hesabımda var olan askerler bu seviyede arkadaşlar. 1.358.000 full T4'leri T5'e çevirdim. Piyadelerin üstüne ekstradan T5 piyade basmaya devam ettim. 239.000 kadar T5 süvari bastım. Çünkü bunların hepsini öldüreceğim. Yani kullanacağım, sahada kullanacağım bir komutan yok. Okçuyu bildiğiniz üzere hiç açmadım bile. T5'ini açmadım. Şimdi yarın nasıl başlıyoruz? Yarınki başlangıcımız şöyle olacak. Bakın burada 50K yani 500K güç var. 50K'lık rezervlerimi kullandım ve süvari ve piyade 50'şer K askerimi bastım. Burada aynı zamanda işte okçu araştırmam devam ediyor. 500K'da buradan güç alacağım. Zaten yarın direkt 1.5 milyon güçle başlayabileceğiz. Ekstradan elimde kalan rezervler şu anda 10 tane 20 binlik 200 bin yani 2 milyon güç daha arttırabilecek rezerv bıraktım elimde. Yarınki duruma göre artık yarın öğleden sonra belli olur açıkçası. Kimin ne kadar pushlayacağı, kimin ne kadar ilerleyeceği öğleden sonra belli olur. Çünkü burada mesela şöyle bir şey var arkadaşlar. Listeleri siz de kontrol edebilirsiniz. Yani sonradan çıkıp gelen arkadaşlar biraz tehdit var ya aslında. Yani hani bir miktarı şimdi basıp mesela şu solo 13 aslında bir tehdit. Adam 100 milyon gücünde. Bu ya balina bir hesaba sahip. Hesabı güzel bir hesap. Bu benim için bir tehdit açıkçası. Hani bu adamlar zaten paket satın aldıkları için ellerinde rezerv de vardır. Dolayısıyla ben onların arkasında kalmak istemiyorum. Dediğim gibi birincilik gibi bir derdim kesinlikle yok. Çünkü alabileceğimi zannetmiyorum. Yarın anlarsınız. Yarın deyip çok şey yapıyorum ama umarım merak edersiniz. 10. sıra 7.826.000. Bizim aramızda 22 milyon fark var. Ben 10'unculuk kovalamayacağım. Dediğim gibi her zaman 5-6 milyon fark bırakacağım. Artık 5. mi olurum, 6. mi olurum bilmiyorum ama arkamda hep bir 4-5 kişi bırakacağım. Çünkü riske atmak istemiyorum. Gelelim. Elimde kalan kaynaklar şu anda böyle. Gerçekten gitti. Yani bayağı kaynak gitti. İlk videoya bakarım artık. Yarın bunların hesabını ufak bir şekilde bir Excel tablosu yapıp ya da bir fotoğraf yapıp onu gösteririm. Gidenleri zaten söylerim. Elimde kalan hızları göstereyim şu anda. Zaten hani kaynak sıkıntım olmayacak. Dediğim gibi ihtiyacım olması durumunda buradan hiç acımam, açarım. Bu kadar geldikten sonra mikrofonum uzaktaymış ama umarım sesimde bir şey yeni fark ediyorum ya. Umarım sesimde çok bir şey yoktur. Kötü bir şey yoktur. Her neyse devam edeyim ben. Hızlarım eğitimi bitirdim. Araştırma zaten bitmişti. Genel geriye bana kalan genel hızım bu kadar. İşte bunlarla daha ne kadar ilerleyebilirim hiç hesap yapmadım. Ama işte dediğim gibi buradan sonrası yani kolaylıkla alabileceğimi düşünüyorum ya. Hani beni çok zorlayacağını düşünmüyorum bu durumun. Artık yarın ola hayrola diyorum. Yarın bilmiyorum yayın açarım ya. Yayını kesinlikle açarım. Çünkü bir denemek istiyorum. Geç saatte olsa da yayın açarım. Çünkü bir önceki Zenit'te benden yayın açmamı istemiştiniz. Ben bunu sağlayamamıştım imkanlarım dolayısıyla. Şimdi yayınımı açacağım. Yarın yayında görüşürüz. Gelelim altın sandıklarımıza. Bugün ne kadar altın sandık gelmiş? 23 tane altın sandık gelmiş. Hemen bunları da açalım. VIP ile başladık. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir başlayış. Mükemmel bir devam ederken azıcık ortalarda bir of mükemmel devam ediyor. Aman şş. Allah kahretsin. Eyvallah. Oğlum mükemmeldi lan. Vallahi bak enerjim yükseldi ha. Harikaydı. Kesinlikle. Bu videoda ses falan sıkıntı olduysa kusura bakmayın başlangıçta ama bunu böyle atacağım. Kesinlikle şey yapmayacağım yani. Lan Kadir abinin aldığı altın sandıktan ilk defa 10 gümüş anahtar attı. Bu adamdan her zaman bana 2K VIP atıyordu. Ya burada bu arada eminim ki sizler de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Altın sandıktan bu sıralarda özellikle bu 2 haftalık süreç içerisinde başlayıp devam eden bir şey bu.
çok fazla gümüş anahtar atmıyor mu? Cidden yani bana mı denk geliyor? Aşırı derecede gümüş anahtar atıyor. İnanın mükemmel açtım yani. Bana buradan ne kadar VIP geldi? 600, 2600, 3, 4, 5, 7K. Evet, 7K VIP aldım sadece buradan 23 altın sandıktan. Hani bu yükleme etkinliğinin son günüydü. Yarın bu kadar çekilir mi? Emin değilim ama yine yayına kadar bekleteceğim. Yayında beraber açarız artık. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla esen kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yeah. Check it out.